Merhabalar. Herkesin bildiği şeylerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size tek telefondan iki tane stereo Bluetooth kulaklığa nasıl aynı anda ses verebileceğinizi göstereceğim. Telefonun bir özelliği bile sayılmaz. Bluetooth'un bir özelliği bu. İncelemelerde görüyorsunuzdur ya da özellik listelerinde de yazar. Bluetooth özelliği hepsinde var ama işte kiminde 4.0, kiminde 4.2, kiminde 5. Okur geçeriz. Aslında o rakamlar yükseldikçe bir şeyler ekleniyor Bluetooth'a. Bluetooth özelliklerine. Ya işte benzil artıyor ya güç tüketimi konusunda iyileşme oluyor. Bizim örneğimizde Bluetooth 5.0 ile birlikte dual audio geldi. Yani tek bir telefon Bluetooth 5.0 destekliyorsa iki tane stereo Bluetooth kulaklığa aynı sesi gönderebiliyor. Görmüşsünüzdür kesin Toplu taşıma araçlarında öğrenciler kulaklık paylaşırlar. Bir kulaklığın bir tarafını birisi takar, bir tarafını diğeri takar. Böylelikle ortak film izlerler, müzik dinlerler ama tabii diğer kulaktan gürültü gelir. İşte bu senaryo bunu ortadan kaldırıyor. Eğer bluetooth kulaklığınız varsa ki şu an hani artık o kulaklığa küpetlik gibi takılan kablosuz bluetooth kulaklıklar çok yaygın. Ucuz çözümleri de var artık. İlla çok pahalı olmak zorunda da değil. İşte onları bluetooth 5.0'lı bir telefona bağlarsanız iki kişi aynı anda stereo bir şekilde tek kaynaktan müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Bir defa telefon Bluetooth 5.0 destekleyecek. Artık üst seviyelerde var, orta seviyelerde gelmeye başladı. Şimdi örnek olarak bir deneme yapacağım fakat bendeki telefon Galaxy S9 Plus. Sizdeki telefonlarda değişik olabilir. Değişikse, varsa yoksa mutlaka yorum alanlarına kendi tecrübelerinizi yazın ki insanları öğrensinler. Şimdi Bluetooth 5.0'ın nimeti ama işte arayüzde farklı yerlerde olabilir. Benim elimde şu an FakTorm'un iki tane küçük hoparlörünü görüyorsunuz. TeknoSeyir'de incelemesi var. Linkini veririm. Bunları tek tek bağlıyorsunuz. Tanıtıyorsunuz e, telefonunuza. Bunların yerine siz çift iki tane stereo e, Bluetooth kulaklık hayal edin. Aynı şey, bir fark yok. Daha sonra doğal audio ayarını yani çift ses ayarını açmak için bluetooth ayarlarınızın gelişmiş özelliklerine tıklıyorsunuz. Orada zaten bunun ayarı var. Onu açtıktan sonra başka bir şey yapmaya gerek yok. E, Telefonunuzda çalan ses video da olabilir, videonun sesi de olabilir, Spotify'dan müzik de olabilir. Bunların ikisine de gidiyor. Fakat arada bir miktar gecikme var. Şimdi ben susacağım ve örneğini izleyeceksiniz. Gidin bir alet. Şunu da gördüm bir süre sonra gecikmenin düzeldiğine şahit oldum. Ama ilk başta mutlaka arada bir fark oluyor. Bizim senaryomuzda çok önemli değil Çünkü iki kişi var. İki kişi kendisi stereo kulaklığından müzik dinliyor. Ve birilerini duymadıkları için o gecikme bir şeyi etkilemiyor aslında bakarsanız. Sonuç itibariyle tek bir telefonda iki tane bluetooth stereo kulakla müzik yollamak, ses yollamak mümkün. İşiniz bittiğinde yine dual audio'yu kapatırsınız. Eski haline döner her şey. Bluetooth 5.0'ın bir nimeti dual audio ve işin güzel tarafı bağladığınız cihazların Bluetooth 5.0 desteklemesi de gerekmiyor. Sadece telefonun desteklemesi yeterli. Eminim biliyordunuz ama ben yine de o bilmeyen bir kişiyi sevindirmiş olayım yine. Ankete de cevaplamayı unutmayın. Bu seriyi sevdiyseniz ve devamından haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.